Bu tablodan da açık ve net bir şekilde anlaşılıyor ki, birliğimizin kurulmamasından sadece bizler sorumluyuz. Belki de böyle bir birlik kurulmasının gerekli ve gerçekleştirilmesinin mümkün olduğuna hala inanmayanlarımız var içimizde. Peki böyle bir birliğin içinde yer almamızın bizlere sağlayacağı yararlar nelerdir? Türk Birliği, Avrupa Birliği için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Türk Birliği, sadece Türkiye'nin değil, bütün Türk milletinin milli meselesi olan Kıbrıs, Ege Adaları, Batı Trakya, sözde Ermeni soykırımı, Karabağ, Güney Azerbaycan, Doğu Türkistan, Kerkük ve PKK gibi birçok sorunu Türk ulusunun lehinde çözüme kavuşturacak bir formüldür. Türk Birliği, Avrupa Birliği için en iyi ve geçerli bir seçenektir. Ekonomik ve askeri güçlerimizin birleşmesiyle oluşacak kaynak ve tasarruflardan elde edilen imkanlarla ortak iç sorunlarımız olan yüksek işsizlik, eğitimsizlik oranları kısa bir süre içinde aşağı rakamlara çekilebilecektir. Ham maddelerimiz Türk Birliği içinde işlenebilecek ve üretici durumuna gelinebilecektir. Dış borçlar ödenebilecek, IMF ve dış ülkelerin baskı ve yönlendirmelerinden kurtulunacaktır. Orta Asya'dan Avrupa'ya kadar uzanan topraklarıyla Türk Birliği, gerçekleşme aşamasında olan dört imparatorluk arasında güç dengelerini sağlayacak ve kalıcı bir dünya barışına katkıda bulunacaktır. Bu birlik gerçekleştirilmelidir. Çünkü bu birliği kurmak, güçlü olmak ve dünya dengelerini lehte değiştirmektir. Çünkü bu birlik gerçekleştirilebilir bir gerçekliktir. Türk bir dev topluluğu Avrupa Birliği şeklinde fakat Türk milletine özgü bir birliğin önümüzdeki 10 yıl içinde 2017'ye kadar 7 Türk devleti arasında gerçekleştirilebileceğinin gayet olasılıklı olduğu inancındadır. 7 Türk devleti kendi hür iradeleriyle bir araya gelebilecek, bir ortaklık belgesi oluşturabilecek ve müzakere edebilecek bağımsızlığa sahiptirler. Bu hür iradenin ortaya çıkabilmesi ve eyleme dönüşebilmesi için hali hazırda halkı temsil eden milletvekillerinin ve ülkeyi yöneten devlet adamlarının kararlılığı veya tabandan, halktan gelen bir istek ve bu isteğin oylara dönüşmesi, Türk Birliği'ne evet diyecek vekillerin ve devlet adamlarının seçilmesi ve meclise gönderilmesi gerekmektedir. Birliğin öncelikli müzakere maddeleri. 1. Vize zorunluluğunun ortadan kaldırılarak kişi, mal, hizmet ve sermayenin serbest dolaşımı. 2. Ortak eğitim, kültür, tarım, balıkçılık ve taşımacılık siyaseti. 3. Ortak su, enerji ve uzay araştırma siyaseti. 4. İktisadi ve parasal birlik ve vergilendirme. 5. Ortak dış siyaset ve güvenlik. 6. Ortak savunma sanayi ve ordusu. 7. Türk Birliği Merkez Bankası'nın oluşturulması şeklindedir. Müzakere edilebilecek belli başlı bu 7 maddeden ilkinin bugün dahi kararlaştırılıp 7 bağımsız Türk devleti tarafından kanunlaştırılarak yürürlüğe konulmasında hiçbir engel yoktur ve Türk Birliği'nin gerçekleştirilebilmesi için gerekli ilk adımdır. Türk bir dev tarafından Türk Birliği'ne giden yolda 7 çalışma belirlenmiş olup 4'ünün tatbiki hali hazırda yapılmaktadır. Türkev, kuruluşlar ve toplum önderleri arasında iletişim ve destek için ortam, Türk kültürünün yaşanması ve yaşatılması için yer ve olanak sağlıyor. Türk Girişimciler Odası, üyelerinin ekonomik olarak gelişmelerini sağlamak için ortam ve imkanlar yaratıyor. Çocuklara Eğitim ve Yardım Derneği, devlet ve vatandaşla el ele vererek kırsal kesimde eğitimi destekliyor. Türk Bir Dev, başarılı, kurumsal veya kişisel çalışmaları ödüllendirerek Türk Birliği yolunda çalışanları destekliyor, teşvik ve takdir ediyor. Hazırlık aşamasında olan ve planlamaları devam eden diğer 3 çalışmaysa aylık dergi çıkartmak, radyo ve TV programları yayınlamak, Türk Bir Dev için bir merkez bina oluşturmaktır. Yapılacak çalışmalardan en önemlisi,
Türk birliğinin gerekli ve gerçekleştirilebilir olduğu düşüncesini 250 milyona duyurmak, düşüncenin filizlenmesine ve bir ağaç gibi büyüyüp meyvelerini vermesine olanak sağlayacak ortamlar yaratmaktır. 7 bağımsız Türk devleti içinde ve dış ülkelerde yaşayan Türklerin ve hali hazırda kurulmuş olan derneklerin bir araya gelip bulundukları ülkelerde yapacakları ortak çalışmalarla Türk birliğine evet diyenler 250 milyonu bulacak ve aşacaktır. Günümüz dünyasında en güçlü bir silah olan düşüncenin önüne geçebilmek, düşünceyi hapsedebilmek imkansızdır. Gerekli ve gerçekleştirilebilir olan 7 bağımsız Türk devleti arasında kurulacak Türk birliği sizin de evet demenizle ve düşüncelerinizi bu yönde yoğunlaştırmanız da mümkün. Türk birliği sizinle mümkün, Türk bir dev sizinle daha güçlü olacaktır.